Selam. Gelelim draw menüsünde kalan diğer komutlarımıza. Hatch, Gradient ve Boundary. Hatch ile başlıyorum. Hatch, seçtiğiniz alanı taramaya yarıyor. Şu anda pick point'im seçili. Ben bu alanı seçtiğimde direkt tarama komutunu çalıştırmış oluyorum. Eğer isterseniz buradan scale'ini ayarlayabilirsiniz. Açısını ayarlayabilirsiniz. Ve Transparency yani şeffaflığını ayarlayabilirsiniz. Farklı olarak da burada çeşitli hatch paternlerimiz var. Örneğin mesela tuğla için, konik için ya da bilmiyorum çalıştığınız projeye göre değişir. Bunun dışında paternin dışında herhangi bir solid renk de belirleyebilirsiniz. Gradient belirleyebilirsiniz ilk ve ikinci rengi seçerek. Pattern belirleyebilirsiniz. Az önce seçtiğimiz gibi ya da user defined diyerek kendiniz oluşturduğunuz bir hatch'i atabilirsiniz. Eğer isterseniz layer'larla çalışabilirsiniz. İlk renk üsttekini, ikinci renk de alttaki alanınızın rengini belirler. Ve close hatch diyerek hatch komutunuzu kapatabilirsiniz. Şimdi peki bir yöntem daha var. Bunun içerisinde farklı bir opsiyon daha var. Az önce pick points'i de seçtik. Peki select ile seçersek ne olur? Gördüğünüz gibi select object olarak kutu şeklinde bir ikon çıkardı bize. Ben select object olarak bunu seçtiğim zaman altta kalan herhangi bir şekli baz almadan direkt onların üzerine de hatch atıyor. Yani pick points'te içeride kalan boşluklarınızı, içeride kalan şekillerinizi es geçiyor. Select ile seçtiğinizde de alttaki şekilleri kale almadan, önemsemeden üste hatch atmaya devam ediyor. Tekrar close hatch creation yapıp komutunuzu onaylayabilirsiniz. Hatch komutumuz böyle çalışıyor. Hatch komutumuzun dışında yine bir tarama, daha doğrusu boyama yöntemi olarak gradient tool'umuzu da kullanabiliriz. Yani az önce kullandığımız hatch komutunun özelliklerinin neredeyse çoğu gradient için de geçerli. Gördüğünüz gibi yine mesela pick point ile aldığım zaman içeride bir alanı seçtiğim zaman yine bunları es geçiyor. Fakat select ile seçtiğim zaman yine objemi seçtiğimde bütün bir objeyi içindekileri dikkate almadan tarıyor. Az önce gösterdiğimiz özellikler yine hatch komutundaki gibi aynı. Transparency, açı, belirli bir açı verebiliyorsunuz. Bu arada ikisini birden etkiliyor. Bunları ayırmayı da ilerleyen derslerimizde göstereceğim. Daha sonrasında bunun için farklı gradient görünümleri seçebiliyorsunuz. Mesela daha yuvarlak, sphere şeklinde gibi. Mesela close hatch diyerek bunu kapatabiliyorum. Ben bu içerideki daire içinde mesela sphere gradient uygulamak istiyorum. Pick point de yine aldım. Alanımı seçtim. Bu sefer ya da rengimi değiştirebilirim. Yani gradient komutu ağırlıklı olarak boyama işlemimize yarıyor. Bu komutumuz da böyle. Şimdi bunları siliyorum. Gelelim burada gördüğümüz boundary komutuna. Bu da line'larla yaptığımız bir çalışmanın polyline'a çevrilmesini sağlıyor. Daha doğrusu üzerine kopya bir polyline işi atıyor. Şöyle gösterelim. Diyelim ben line'larla serbest bir çizim yapıyorum. Böyle close deyip de kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu line'ların hepsi farklı. İster buradan, isterseniz klavyenize BO yazıp boundary komutunu çalıştırabilirsiniz. Tıkladığınız zaman menünüz açılıyor. Yine az önceki hatch ve gradient mantığında olduğu gibi pick points'e tıklıyoruz. Bunun iç alanına tıklıyoruz ve hepsini seçmiş oluyor. Tekrar Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi bunu polyline yaptı. Ama şöyle bir farkla. Ben move komutumu çalıştırıyorum. Bu noktasından tutup çekiyorum. Gördüğünüz gibi buraya polyline kopyasını taşıyabiliyorsunuz aynı çizimin ama buradaki line olarak kalmaya devam ediyor. Yani arasındaki fark bu. Bunu bir bütün olarak polyline haline çevirdi. Bunları da aynı şekilde bıraktı. Peki biz line'ları bir diğer yöntemimiz neydi? Onu tekrar hatırlayalım. Line'ları nasıl polyline'a çeviriyorduk? P-Edit komutumuzu giriyorduk. Buna yes diyorduk, join diyorduk.
ve hepsini seçip Enter diyorduk. Escape'e basıyoruz ve bunu da tekrar polyline'a çeviriyoruz. Yani bunların arasında şu anda bir fark yok. Ama mesela siz line'larla bir çizim yaptınız. Daha sonra bunu farklı alanlarda kullanmak isteyebilirsiniz. Ya da gerçekten canınız onun line olarak kalmasını istedi ama aynısının bir polyline kopyasını da istiyorsunuz. Bunun için dediğimiz gibi boundary komutunu kullanabilirsiniz. Drone menüsündeki çizim araçlarımızı bitirdik. Sırada diğer çizim araçlarımız var. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.